Evet bayanlar baylar, hepiniz Resident Evil 2'nin remake'ine hoş geldiniz. 5. bölümdeyiz. Biliyorsunuz ki önceki bölümde Beyaz Ağabey'imizle tanıştık. Bir o kadar heybetli ve güçlü ama maalesef peşimizi hiç bırakmak istemiyor, bırakmıyor. Nasıl başa çıkacağız bilmiyorum. Sonrasında çark Saat Kulesi'ne ulaştık. Saat Kulesi'nde bir tane çark yerleştirdik. Çarkı eleştirdik ama herhangi bir şey olmadı. Sanırsam bir parça daha bulacağız. Elektronik parça arıyoruz biliyorsunuz. Güç devresini tamamlamak için otoparktan çıkmamız lazım çünkü. Onunla beraber kapılar açılacak ki bizde muhabir ölmüştü hatırlıyorsanız. 3. bölümdeydi. 3. bölümde öldü. Muhabirin boynunda bir kart vardı. Giriş kartı daha doğrusu. O bizim çıkışımız olacak. Polis departmanından gitmemiz lazım. Çıkmamız lazım. Eda ne oldu daha? Eda'nın durumu belli değil. Nereden nereye gitti? Herhangi bir şey bilmiyoruz. Bu bölümde göreceğiz. Umarım güç devresine ulaşabiliriz ki buradan çıkabiliriz hemen hızlı bir şekilde. Lütfen videoya başlamadan önce beni Instagram adresimden, Twitch adresimden takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın efendim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Başlayalım. Hop şöyle. Evet, Beyaz Ağabey'imiz burada şu an. Yeni bir silah aldık. Oo. Aynen şöyle. Şu ağımız bir gitsin abi. Şimdi yeni bir şu tuşu bulduk. Tuşu tekrardan gidip Batı ofisine girip silah deposu var. Teçhizat deposu daha doğrusu. Bunu oraya yerleştireceğiz. Barutlardan şey yapınca ne yapıyorduk abi? Barut, birim kanalı, hayatta falan filan, emanet dolapları. Şey yazmadık aşağı. Allah. Burada. Kendisi burada işte, peşimizi bırakma niyetinde değil. Tam tepemde ya. Psikopat seni. Ne yapıyorsun lan tepemde? Drift lan. Gel hadi, gelemen değil mi? Ya. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Bir tane şey vardı, bel çantası vardı. 2 slot daha açmamız lazım ki alanımız genişlesin biraz daha. Ama şurada bir misafirimiz vardı. Evet, hala bekliyor bizi maalesef. Tam da şurada arkadaş. Oradan çekilmeyi denesen. Vay köpek gibi geliyor ha. Yürük lan. Bir tane film şeridi almış. Ona bakmak istiyorum. DC'ye. Okey. 3. katın şifresi. Burada bir save alalım. Save almamıştık sanırsam. Allah orada. Çıkar o kafanı. Oo, 2'şer tanemde. Ay. Vurma. Of. Tam havada vurdum be. Sen GG'sin hocam. Defol git şimdi. O da ölmüş. Ölmüş mü? Ölmemiş. Çok güzel. Neyse birini hakladık. Güzel. Bir de aradan bir çıksın bir. Ot karışım ver hocam şunu sen de. Heh. Lanet olsun gerildim iyice ya. Ne kadar pislik yaratık onlar. Ben ne yapayım? Vurun bak vurun. Ne oldu? Öyle kalın hadi. Gel hadi. Bak vurdun şu an. Şu anda vurdum bak. He, öyle artı artı sürmesi değil işte. Giremen oğlum buraya. Neyse bir defol gitti hadi. Seni aşağılık yaratık. Safe aldım nasıl olsa bir şansımı deneyeceğim. Hiçbir gerek yok. Güzel. Nice. Şunu da şunun ikisini karıştırsam diyeceğim ama karıştırmayacağım da. Yalnız biz şimdi ne yapacağız abi? Yani bir düşünelim şimdi. Her yeri açtık neredeyse. Bir elektronik parçayı bulmak kaldı. Nerede lan o? Şurada. Wow. Buraya girme. Çık çık çık. Gerek kalpli anahtarı bulamadık hala. Yani yok. Ortalıkta yok ama. Şimdi bir dakika. O saat kulesini acaba bir şey mi yapacağız? Yani bir şey alacak mıyız oradan acaba? Burada bir şey yok hocam. Burayı biliyoruz. Burada C4 patlatmıştık ya. Şu arka duvar. Şuradan girdiğimiz yer. C4 patlattığımız yer. Oradan alacağımız hiçbir şey yok. Şuraya bakacağım tekrardan. Anahtarlardan hiçbiri yok yani işin garip yanı. Aa şey var lan. Ver bunu. Yani acaba şunu mu alacağım? Bir işe yaramıyor çünkü bu. Yukarıya mı yerleştireceğim acaba? Bu buraya değil. Ha? Burayı bunu yapmamız lazım demek ki. Çünkü oturttuk oraya mal gibi hiçbir şey olmadı. Saat kulesi şimdi çalışıyormuş. Şu kutu işte abi. Şu kutuyu açmamız lazım. Vallahi tutanak değil de anladınız siz onu. Tamam. Garaj kapısı anahtarı. Tabii onu da şöyle yapacağız. Sizin ne işiniz var oğlum burada? Ona hemen şuradan hocam yardırıp gidiyoruz. Hemen devreyi yapıyoruz. Ondan sonra kartı alıp defolup gidiyoruz bu lanet yerden. Atlayabiliyor musun? Atlayamıyorsun oğlum. Şimdi onu en aşağı kata ineceğiz. Aynen. En aşağı kata ineceğiz. Oradan. Bak. Sesleri duyuyorsun değil mi? Anam. Ya oğlum görmedin ki sen beni, nereden geliyorsun ya? Nasıl bir yapay zeka var oğlum sende? Şerefsiz hiç bırakmıyor peşimi ya. Hocam cidden böyle bir azim görmedim ben. Sen yat hocam orada, hiç keyfini bozma. Bir şey diyeceğim, ben burada bir safe alırım abi hemen. Sen gelinceye kadar zaten yazdır şunu be. Anam. Ağzına vurdum ha. Allah seni kahretsin ya. Bir de arkadan vur sen. Lan. Hazırlıklıyım bebiş. Yemem o numarayı. Bak bir dakika. Hop. Pardon. Lan. Ya seni Allah kahretsin ya. Oğlum ben seni kurtarmaya çalışayım. Tamam, kurtaramadım da. Yapılır mı bana ya? Şerefsiz herif. Oğlum çıldırmış gibi geliyor hepsi ya. Neyse hocam şu büyük olanı atlatalım da. Ben başka bir şey istemiyorum. Burası temiz zaten. Temizledik burayı. Ah şu arkadaki var ya şu. Bunun kapakları bir açılaydı da ben size gösterirdim o zaman var ya. Çekerim M4 abi, tararım herkesi. Seni ben vurduydu. Ne yapıyorsun orada? Çılgın seni. Haydi. Şimdi bir şey diyeceğim. Burayı açacağız da hepsinin kapısı açılacak. Biz ne yapacağız? Şaka değil mi bu? Bu bir şaka olmalı ya. Allah kahretsin. Lan almadık mı şeyi, güç devresini? Ya yemin ediyorum lanet olsun ya. Bak, ısır hocam sen de ısır. Isır. Öleceğim abi. Ya öleceğim. Öldür sen beni. Öldür hocam. Ya oraya kadar gittim abi, ne yapacağım ben? Isır hocam, ısır. Afiyet olsun, ısır. Geberdim. Sağ ol ya. Gel. Gel. Anasını satayım, ben de aldım diye seviniyorum ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Tüyü açtım bir de yani. Nasıl sinirim bozuldu ya. Oğlum almışız. Lan nasıl iş bu? Kasada mı yoksa? Kasada değil ki. Allah Allah. Şu an beynim döndü cidden ya. Saygılar hocam. Ne senin ben var ya. Tamam. Otur oraya. Aferin. İnanamıyorum cidden ya. Benim beynim döndü abi şu an. Lan dur, şöyle gideceğim ha. Heh, buradaymış ya. Allah kahretmesin var ya. Şey oldum, kanser oldum ya. Diyorum ben de nerede? Daha yemezler bebiş. Beynine oturturum ha. Ah Elay. Seni kurtaramadık ama sen de bize ihanet ettin böyle. Şimdi 5 tane mek kurşunum var. 9 tane pompiş. 2 tane de tabanca, çok güzel. Artık herhalde üfleyerek filan mı öldürürüm, ne yapayım yani bunları, ama var mı ölmem. Hadi içine oğlum, hadi. Evet. He. Bir dakika, şurada bir sorun var. Olmaz. Şöyle yapsak yine olmuyor. Şurası şöyle olacak. Bir dakika hocam. Şöyle. Şimdi şunu şöyle yapınca böyle oluyor. Nasıl yani? Hah, okey. Güç kaynağı bulmamız lazım zaten oradan. Güzel oldu. Ah ya, sonunda. Ses kayıt cihazı. About the orphanage. I just find it way too coincidental Umbrella is one of the benefactors. You told me this interview was about the new scholarship umbrella setup. Come on, Annette. Nobody cares about that. They want to know about the G-Virus. Where did you hear about this? And that big fucking sinkhole in the city, which, by the way, rumor has it goes straight to your underground lab. Now, are you going to talk to me, or are you going to... The interview's over. Laboratuvar mı? Bitch. Röportaj kaydı. Allah'a şükür. Ah, ilaç. Benim notu. Polis merkezi yaratıklarla dolup taşmış durumda. Buradan bile ağlama seslerini duyabiliyorum ama korktuğum şey zombiler değil. Kod adı Tyrant. Bu piçilerin gizlice ürettiği en tehlikeli biyolojik silah bu yaratık. Bu şey buralarda dolanıyor. Her an karşına çıkabilir. Tüm görgü tanıklarının öldürülmesini istemiş olabilirler. Yani abimizi öldüren kişi abi, yani beyaz abimiz Tyrant. Çok güzel. Oo, oy 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 oy. Oy oy. Çok güzel. Oğlum nasıl geçeceğiz bunun aralarından? Allah. Abo. Allah kahretmesin. Lan. Çek. Ya çek mi be? Bak. Gerizekalı Tyrant, defol git sen de şuradan. Beyinsiz seni ya, gerizekalı. Abo. Onla. Lan. Lan. Anam be Eda. Bas kız gaza. Ha? Abo. Hocam Tyrant pastırma oldu şu an. Mide, bacak, göğüs kafesi hiç bok kalmadı adamda. Kurtaracaksın lan tabi, ne yapacaksın da? Ölmemi mi izleyeceksin? Oo, yok artık ya. Ha? Bir zahmet ölmüşsündür artık yani. Öl yani. Şu an var ya, acınacak haldeyim ya. Buna bak, 5 kurşun bunda var. Bu bir zaten önemli bir silah ama harcayacağız. Bunda sıfırım hocam. Bunda da 8 kurşun. Allah kurtarsın kardeşim. Evet, sen de FBI'daydın. Hadi anlat bakayım neler oldu. Sen benden daha iyi biliyorsundur. The intel you needed? Unfortunately, no. Ben didn't come through. Well, what exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. What about you? Trying to save the world? I told Lieutenant Brenna I'd bring help. Good luck getting that. Ah, Kendo'nun silah dükkanı. Ve Umbrella. Bir çalışma falan var ha. Roads out. Going through that gun shop looks like the only way. What a mess. yapmışlar burayı. Ne bu? Aa. Çok iyi. Oo. Güzel. Güzel güzel, çok güzel. Mağaza sahibine mektup. Kendo. Burada beklememin kendince bazı sebepleri var gibi görünüyor. Neyse, kendine iyi bakacağım konusunda sana güveniyorum. Yine de işler kontrolden çıkarsa ve şu diğer hazırlıklarım fayda etmezse beni nerede bulacağını biliyorsun. Yardımcı olmak için elimden geleni yaparım. Jim Valentine. Aa. Vere vere 5 kurşun var koca dükkanda yani. Küfret daha iyi ya. Anam. I'm not gonna hurt you. I said don't move. I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. Like hell you are. You're gonna turn around and go right back out the way you came in. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate? Nasıl dönüşüyor? It's my fucking daughter. Ada. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy. Daddy's here. Oğlum bir gözü değişik görüyor, bir gözü değişik lan. O nasıl bir mutasyon, şey, dönüşüm? What they did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? Oğlum biz de bilmiyoruz. Nereden bilelim? She was our sweet little angel. Mommy. I'm sleeping, honey. Okay. Annesi gitmiş hocam. Yazık lan buna da. Just go. Just give us some privacy. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city, count me in. Tam kızını öldürdü abi. Hiç acımadan. Çat etti, sıktı. Heard of the Umbrella Corporation? Bir şey yok. They're a pharmaceutical company secretly making bioweapons. They have a virus. It turns people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen. And that's why I'm looking for Annette Burton. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down. This is how we get to Annette. Based on what you've said, the sewer seems fitting. Well said. After you. Gee, thanks. Evet dostlar, burası bölüm sonu olsun. Bir sonraki bölümde bakalım ne yapacağız. Laboratuvara ulaşabilecek miyiz? Annette Burkin'den bahsetti Eda. O kim? Nedir necidir daha bilmiyoruz. Onu göreceğiz. Bakalım neler olacak. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Beni lütfen Instagram adresimden, Twitch adresimden takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize bay bay.